Sağ olun. Bu bir kavun dolması. Evet. Böyle daldırıyorsun, karıştırarak dibinden birbirinden yiyorsun. Evet, tamam. Pipet alabilir miyim yönetmenim? Pipet mi? Pipet istiyor. Hayatım, yeniliklerin kadınıyım. Lütfen bunu ne diye karşılamayın ya. Bu doğal. Doğal bir şey. Pipet istiyorum yönetmenim. Meltem, içine acı biber de koymayı düşünüyor musun? Bugün yok hayatım. Kavunun tadına, lezzetine, o sulu aurasına varmak istiyorum. Bir de pipet yemekler ha. Pipet yaparken boğulacak şimdi. Kokonat yiyormuş gibi. Değil mi? Geldi mi? Geliyor mu? Ya vallahi yiyor. Yani dolmayı hayatım, böyle güzel bir sunum böyle yenir ya. Hayatımda ilk defa böyle bir şey şimdi size gitmeniz. Vallahi billahi gidiyor, yiyor, açıyor. Pipetle yani pipetle pilav çekti resmen. Yani yemeği pipetle içmeye çalıştı. Pipetle senin o an ne işin olur ki? Kendi Hawaii'de zannetti, elinde ananas. Meltem Hanım böyle şeyleri ben. Evet. Hawaii'ye gitmeme gerek yok. İstersen böyle yenilikler yaparım, Hawaii'ye ayağıma getiririm. Kokonattan mı çağrışım yaptın Meltem? Aynen öyle. Hindistan cevizinin hani içi, ay bayılırım ona da böyle pipetle içersiniz ya. Gelmiyor doğal olarak. Pirinci geldi mi pirinci? Evet, bir kitapta geldi. Galiba üzüm tıkadı. Ay Kübra abla dehşete kapıldı. Sizin görümceniz miydi? Evet. Ay ben tam şovun bir çok sesini düzgün yer misin ya? Pipet çekmiyor bile füt 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 ses çıkartıyor. Yani ses... Allah Allah. Beni bir de pilavını şöyle kaşıkla yapacak. Yani böyle bir dolmayı yeme şekli görmedim. Ay, yani insanlar bile... Gerçekten kavun çok lezzetliymiş. Kavun suyunu vallahi çekti. Vallahi suyunu içtim. Orası gerçek, kavunlar evet. Lezzetli. Kavunlar, kavunlar gerçekten güzeldi evet. Şöyle alttan alır. Kaşıkla ye bence, kaşıkla. Ay diye suyunu ne bak. Suyunu bitirdi zaten, kurumuş diyor. Kavunun suyunu içti. Pirincin üstü kurumuş beklemekten. Yok, fırına sürdük ya. O tamam. Yüzden biraz kurudu. Şimdi yeni yarışmacılığımız, biz nereye geldik? Ben neredeyiz Tanrım diyorlar mı? Ben şoktanayım şu an. Enteresan şeyler oluyor. Bak bak kaşıkla. Kaşık kavunu yer gibi. Hadi. Röp röp et olsun Meltem'e. Çalışın neler göreceksin. Zayıflatsın seni inşallah. Röp röp et olsun diyor. Bir de sen de tabii sen de dolarla tadıma geldin. Yani az değil yani. Evet. Dolar nerede? Kaçtı mı? Dolar gezdiriyor. Kızlar gezdiriyor onu. Şu an bakıcısında dolar. Orada dolar. Evet. Tadıma tek normal gelen kişi benim herhalde. Bir oynayarak gelir. Bir tanesi köpeğiyle, aynasıyla gelir. Öteki pipetle gelmiş. Ben de normalim değil mi Gülsün Hocam? Bir normal biziz işte. Biz normal bir tadıma geliyoruz. Bunları diyen tavukla geldi de bu arada. Ben tadıma... Ne oldu? Lütfen tavuk demeyin ama ya. Sen de değil misin normal olan? Canım benim, ben tadıma söylüyorum. Ben tadımı affedersin. Gülo'yla mı geldim oturdum? Sen beni gördün mü burada tadım yaparken yanımda? Aslında tavuk değil, Gülo. Gülo? Tavuk değil. Hayret bir şey. Yapsaydın. Gülo'nu şurada oturtsaydın. Neyse ben size öyle bir şovla geleceğim şuraya da. Babam nasıl getirdi seninle Gülo'm deyip getirseydin. Şurada otursaydın. Değer vermiyor musun o kadar? Bir Gülo'su olaydı tepesinde getirirdin. Yani aşkım otur şurada der. Şimdi ayıp, yorum alalım. Ayıp çıktığın günleri unutmadım. Kavun çok lezzetli özellikle. Öncelikle onu söyleyeyim. Vallahi lezzetli. Aynen. Doğru söylüyorsun. Çiftçi güzel yetiştirmiş. Çok lezzetli. pirinci pişmiş. Üzüm tadını da aldım, tuz tadını da aldım, sulu sulu, güzel olmuş. Yalnızca baharat tadını hiç alamadım. Baharat vardı. Evet. Ya hiç karabiber... Sersene baharatta ne vardı? Kişniş vardı içinde. Kişniş tozu. Tuzumuz var. Karabiber var. Çok az, karabiberimiz de çok az vardı. Bu kadar yani, bunun dışında baharatımız biberiyeyi yoktu. Biberiyeyi de doğradık. Şey, biberiyeyi doğradık ama içine, çok az doğradık. Aa, çok acılık vermesin hiç gelmiyor. Diye. Öyle mi? Acıya evet. Alışkın ya. Acı değil, o yüzden tatlı bu ama. Hayatım acı değil, tatlının tadını da biliyorum da ama hiç biberiye falan görüntüsü çok de yok. Çok az. Ama çok az, 3-4 tane doğramesin diye. Ama çok, o biberi fazla çok ağır bir baskın tattır. Acılık da verir dedik, bastırmasın tadını. Genel olarak güzel. Bir beklediğin gibi... Yani evet, güzel. Peki. Yenilebilir mi? Yenilebilir tabii tamam, ki. Tamam, peki. Ellerinize o zaman hemen şirin tabağına geçelim. İkinci tabağımız açtık. Aaa! Aman var ya bu İbrahim.
Bir benim İbrahim de işte. Ben diyeceğim. Ne haber İbrahim? Ay ben de böyle şeyler İlgili makam. Sana da bir İbrahim hayatım. Sana da bir Mustafa oluyor. Filan gelir belki. İstemeyince oluyor. Ben istemedim. Özellikle hiçbir şey haberim yok ama şu çok güzelmiş. Şunu şöyle yakama alabilirim. Biberiye, o öyle sütüye kondu. Benim bahçemde de yetişiyor biliyorsunuz. Mersin'de evet. Çok fazla yetişiyor. Biz bunu koparıyoruz saçlarımıza falan. Aslında çok şeyli, evet, çok yararlı bir sütü. Saç dökülmesine falan çok iyi geliyor biberiye. Tabii. Ben kavuncuyum. Kavunu götürüyor orada bu arada. Ölsün. Yiyor musun? Kavunu yedi mi? Bitiyor mu yaktım saksı gibi karşıma da yiyeceğim tabii. Ayy. Şu İbrahim'le bir ben tanışabilseydim önce Fatih Bey. Belki kocama iki ders verirdi. Yani şoklardayım. Ay ya. Ay yok artık ya. Gerçekten. Çok rahatsız edici. Gerçekten rahatsız edici. Ama bir yani o kadar böyle ya, bir şey içim gıcıkladı ki. Canım o lezzetli. Orada kriz geçirdi bir yere giden yarışmacımız. Ay. Süper ama haklı. Kriz geçirdi burada yarışmacımız. Adı karıştı. Çünkü bazen böyle ya. Ay. Sakın öyle yeme. Bir tane badem. Yiyebilir. Genel olarak bu da güzel Fatih Bey. Özleşmiş. Yalnız birazcık şirin kavununu çok oymamışsın galiba. Bayağı bir yoğun kavun var içinde. Hmm. Hı-hı. Yani için... aslında çok oyulmaması gerekiyordu, hı-hı, normalde. Hani çok derin olursa hani dışı çok ince olacağı için, hı-hı, dik durmayabilirdi. Onu özür oydu işte. Aynen. Hakkını ben verdim. O verdi. O yüzden ben çok oymadım, evet doğru. Bir tık kıymam biraz daha pişebilirmiş. Baharatı burada da almadım. Ama tuzu falan hemen hemen aynı yani Fatma'yla. Anladım. Genel olarak güzel. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Sağ olun. Hı, güzel. Kavunu yiyor. Yemeği beğenildi. Peki ama Mertem Hanım bütün yenilikleri açık zaten. Evet. Peki şimdi yeni yarışmacımız Ezgi'nin tabağı. Açtık. Oo. Bak kavunlar farklı farklı. Evet. Bana bak İbrahim. Ne ayak? Vallahi gidiyor muyum, ne yapıyorum İbrahim'e? Bilemedim artık. Fatih Bey, benim İbrahim'e de bir mesaj gönderin. Benim İbrahim'de de böyle şeyler yok. Eşin ismi İbrahim mi? Evet, Halil İbrahim. İbrahim'ciğim duydun mu? Eşin özür ne söylüyor? Vallahi ya. Kıskandılar. Arattırıyorum diyor. Aa. Eşimi mi? Arayın, bağlayın lütfen. Gidiyorum. Nanay gülüm. Yağını nanay falan siz kendiniz koydunuz değil mi? Evet. Tabii. Tereyağı ve sıvı yağ. Tereyağı ve sıvı yağ. Bayağı yağlı olmuş yani. Hmm. İyi ki onu pipetle içmedin. Yani. Ne oldu? Yağ dolu. Bakar mısınız? Kabın değil ya. Biraz önce oldu. Meltem hepsi aa, eşit yağlı aslında. Hepsi aynı. Ama yani şey normalde yok. Hepimiz için mesela hepimizin tabağında bir kişi illaki mesela yağlı dedi. Mesela benim tabağıma kuru da dendi. Yani kuru gibi de oldu, pişmemiş gibi de oldu mesela, hı-hı, o da dendi. Ama şimdi mesela ilk yağlıydı, siz söylüyorsunuz. Evet. Ya gerçekten öyle ama kavununu daha ezmedim. Bayağı yarısına doğru yağ var. Yani zaten direkt damağıma yapıştı. Kıyman, yağlı mı geldi? Evet, bayağı yağlı. Yani yağ yani tadını almadım. Yağlı olması gerektiği de söyledim. Peki bunu pipetle dalmadın o zaman. Ay Allah'tan dalmadım. Gerçekten dalmadım. Damarları tıkanırdı. Ha? Damarları evet tıkanırdı. Vallahi var. Bir de... Pirincin bir tık daha pişebilirmiş. Kıymayla birlikte kıymayı da çiğniyorum. Pirincini de çiğnemem gerekiyor. Yani pirinci için evet yani olabilir çünkü hani evet, bunu daha önce de söylendi. Ama yağlı mesela söylenmemiş. Ama yağlı bu arada iki çeşit pirinç var. Evet doğru. Basmati ve baldo. İkisi ama var. Mesela ilk çiğ gelen pirincin benim tabağımda mesela bir yorumda. Bu basmati. Ay hepsinde karışık. Altın alınca. Şeyli karışık yaptılar. Ha. Evet. Hmm, alttan alınca mesela dedi, daha pişmiş dendi mesela. Diri diri. Üstten diriydi evet, ama alta ben özellikle alta bir evet, de daldırdığında. Evet, biliyorsunuz sürekli su istiyor, su istiyor. O öbürüyle aslında karışmaması gerekiyordu. Neyse pişimleri falan. Ellerinize sağlık. Okay. Teşekkürler. Puan mı vermek istiyorsun hemen? Hadi. Yok fark etmez. İsterseniz oturup sohbet yok, edebiliriz. Yok yok, puanı gönderelim de. Puanı kaç gün daha alabilirim. Bir an önce bugünün puanlarını merak ediyorum. Ben evet, merak ediyorum. Teşekkür ederim. Siz de diyorsunuz ama burayı siz öğrenemeyeceksiniz.
Vallahi billahi. Tabii puanları siz de merak ediyorsunuz tabii ama ben öğreneceğim şimdi birazdan. Ben gidip söyleyeceğim. Frodo ben de unutuyorum zaten. Unutuyorum. Bugünün birincisi acaba kim olacak? Peki Meltem Hanım'dan 5'i kim alacak? Elinize yemeğinize sağlık. Çok değişik güzel bir yemekti. Pirinçlerin pişmemişti ve yemeğin çok çok yağlıydı. Direkt damağıma yağ yapıştı. Zaten oynatamadım yani ağzımı. Onun için puanım sana. Özgeciğim puanım sana 2. Peki belli etti mi diyorsunuz ki Tuğba Hanım şeyi? Tabii Tuğba Hanım'ın bir burada 5 puanı kime vermediği söylemediği kaldı. Biraz öyle oldu. Öyle değilmiş, öyle diyorlar. Öyle diyorlar. Öyle diyorlar. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ters şey de olabilir. Bir strateji yapmış da olabilir. Senin de kavunun güzeldi, şıktı, minicikti, içi lezzetliydi. Hatta kavunun suyunu bile içtim. Tadı tuzu yerindeydi. Baharat olarak genelinizde herhalde pirinç ve kavunun tatlı tadı baskın çıktı. Hissedemedim. Ama gayet güzel olmuştu. Ellerine sağlık. Onun için Fatmacığım sana puanım 5. Bakalım bugünün birincisi kim olacak? Vallahi merak ediyorum. Çünkü herkesten aynı yorum geldi neredeyse. Evet. Yani ben bile aynı yorum yaptığım gibi geldi. Ve bir dakika, herkesin tabağına her görümcede yağlı geldi. Farklı farklı. Ama evet. Fatih Bey şöyle bir değişiklik oldu. Siz daha sıcak yediniz. Daha o zaman kavunlar daha suluydu. Sonlara doğru o suları pilavlar çekmişti. Bir tek o fark var. Yağ ama çıktı. Yağlar çıkmıştı tabii. Tabii. Peki acaba en düşük puanı kime verdi? Sence şey? En düşük puanı bence Özge'ye verdiğini düşünüyorum. Çünkü aşırı yağlı buldu. Tamam bizimkileri de yağ var dedi ama onunkini ekstra, iyi ki petli hatta içmemişim dedi. Senin de kavunun çok güzeldi, çok tatlıydı. Pirinçlerin bazıları pişmiş, bazıların pişmemişti. Hatta bazıları çok pişmişti. Bayağı ağzımda çevirmek zorunda kaldım. Tuz tadı alamadım, bir de baharat tadı alamadım. Onun dışında güzeldi, elinize sağlık. Şirincim, puanım sana 3. Pipet de içerken belki farkına varmamıştır. Öyle düşünme bence. O rup diye içti hepsini. Ya yani iyi bilir. İkisi de daha ya, çok tadını iyi alır. Yönetmenim diyor ki kendim keseceğim diyor. Dolma yapıyoruz pipetle dolma. Ben diyor inanamıyorum diyor kendime diyor. Meltem ablanın antrikaları. Bu aklını başından aldım. Evet, evet. Bakalım hangisine puan verecek. Ya, o aslında güzel yemek yiyen evet, bir kadın biliyorsun. Çok iştahlı. Çok güzel yemek, çok iştahlı yemek yiyor. Gerçekten öyle. Evet, ve biliyor, her şeyde bakıyor. Onun istemesinin sebebi var bence. Olabilir. O kavuğunu belki özümlemekten öde mi Kübra? Yani olabilir. Bunları bence beğendi. O lezzetini içmek istemiş olabilir. Evet, kavun da güzel çünkü. Evet. Ay yerin manzarası çok güzel olmuş Fatih Bey. Ya. Güller içinde oturmak baksana kadar güzel hayatım, bir şey yok. Içinde, evet. Bu tip bir tek sana kısmet oldu. Evet. Vallahi. Başka da kimse olmasın zaten. Peki verdik mi puanları? Verdik. Çok güzel puanlar verdim. Yani biraz evet. Hemen hemen birbirlerine lezzetler bayağı emek vermişler süsünde falan. Güzeldi gerçekten. Kötü değildi. Çok da lezzetli bir yemek olmuş. Hafif en azından. Mide yormayan, rahatsız etmeyen kesinlikle. Yani bir tane yiyip de sonra ikincisi yenilebilir mesela. Tatlıyla, baharatlarla çok güzel zenginleştirmiş bir yemek. Sen kendi gelin yemeğini yemedin ama bugün günün birincisini kim olabilir? Yani artık biz olabiliriz demeyeceğim. Bu sefer farklı söyleyeceğim. Kısmet. Bakalım. Peki, kısmet dedim. Hadi. Yönetmenim ver müziği sen. Ben de gideyim. Bir puanları öğreneyim. Hadi ben çünkü çok böyle bir merak ediyorum. Kızlar,
yarın yine aynı saatte görüşürüz. Ben günün birincisini açıklamaya gidiyorum. Hadi görüşürüz. Ver bizi. Haftanın birinci günü geride kaldı. Bugünkü puan durumu şöyle. Şirin 11 puan. Özge 11 puan yeni gelen yarışmacımız. Fatma 16 puan ve Kübra 18 puan. Demek günün birincisi bugün Kübra oldu. Tebrik ediyorum. Bugünkü en yüksek puanı alan Kübra tam 5000 lira kazandı. Tabii biz bunu ne zaman açıklayacağız? Hafta sonu açıklayacağız.